Zeynep Nart. Bizim Zeynep Nart mı? Şaka Bey'in gülü. Değil mi Orhan? Orhan Gazimiz değil mi Aslan? Kıbrıs'a selam. Laminya. <laughs> Başlıyorum hadi bakalım. Toplanalım anca ya. Bir daha bir dur ya Selman. Ben ohalar lan. Murat Tüdavenci geri hasret kaldın galiba. Allah ne verdiyse Balkanlar diyeceğiz şimdi. Ne diyecekler? İki ileri bir geri. Ne diyecekler? <laughs> eyvallah, eyvallah KPS 2020 saha kardeşim. Ne güzel. <laughs> eyvallah, çok sağ Yağmur. Çok sağ olsun. Haydi bakalım toparlandık gibi. Şu ikinci derste de yapalım şöyle bir 30 ve 40 dakika kadar. Tamam. <laughs> Devam inşallah ya. İşte insanlık hali, yoğunluk ya dünyam. Bazen sapma olabiliyor ya. O tempo yorabiliyor bazen bizi. Canım hocam, Birol Yesimoğlu YouTube kanalımda daha önce yapmış olduğumuz dersler mevcut. En baştan başladık. İnşallah senin sonuna kadar da konuları tamamlayacağız. Birol Yetimon YouTube kanalında derslerimiz mevcut. Oradan bakabilirsiniz diyorum ve başlıyorum bakalım. Haydi, haydi bakalım. Haydi kapattım yorumları. Ah, durmadı mı? Evet. Şimdi değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım teşkilattan mı kapatalım? Kafayı çok bulandırmayalım böyle ekranda. Değerli arkadaşlarım. Bir diğer padişahımızla devam ediyoruz. Birinci Murat. Birinci Murat. Hüdavem digar. Hüdavem digar. Allah yolunda giden Allah yolunda mücadele eden, savaşan anlamında bir mahlas. Gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle bakınız. Birinci Murat döneminde değerli arkadaşlarım. Bir Salzı Dere Savaşı var Balkanlarda. Bir Sırp Savaşı. Bir Çirmem. Bir de Birinci Kosova Savaşı var bakın. Dört büyük savaş var. Bunların hepsi Balkanlarda. Bunların hepsi Balkanlarda değerli kardeşler. Açıkçası ben Sırp ve Kosova'yı ön plana almaktayım. Belki ismen sazlı dere ve çirmen göze çarpabilir. Bazen yaprak testler falan böyle sorabiliyor işte Edirne hangi savaştan sonra fethedildi falan. Ya bana çok anlamda gelmiyor bunlar. Edirne'nin birinci madde beraber feth olduğunu ve Edirne'nin başkent olduğunu bu dönemde hatırlayabiliriz. Salsı tene mi yok efendim çirme mi bilmem ne gerek yok bence. Bence gerek yok tamam mı? Ha Sırpsınlı savaşı ise Haçlılarla yapılan ilk savaştır Sırpsınlı savaşı. arkasından ne birinci kosova var ki buna biraz parantez açacağız. Şimdi bakın hani tarihte Haçlı seferleri vardı ya 1096-1270 bandında Kudüs'ü hedef alan Haçlı seferleri... Anadolu Selçuklu ve beylikler daha çok Eyyubiler mesela bunlarla muhatap olmuş, savaşmışlardı. Bunları karıştırmayınız. Buradaki Osmanlı'daki Haçlı savaşlarından kasıt Avrupa'da Hristiyan devletlerinin birleşip birleşip Osmanlı'yı Balkanlardan atmak amacıyla harekete geçti seferler ve savaşlar Haçlı diye anılmakta. Osmanlı tarihinde. Gayeleri Osmanlı Türkleri Balkanlardan atmaktır. Türklerin Balkanlarda ilerleyişini durdurmaktır. Bu kapsamda Birleşik Hristiyan Devletleri işte Eflak, Boldan, Erdel, Macar, Hırvat hatta Kosova Savaşı'nda falan ta İngiltere'den gelen 300 kadar şövalye falan da var mesela. Birleşik Hristiyan Avrupa devletlerinin Osmanlı saldırıları bu bağlamda Sırp sındığıyla Kosova'yı Haçlı diye almak lazım. Sazlıdere ve Çirmen'i bu kapsamda almıyoruz. Çirmen tabiri caizse tek tek Sırplarla yapılan bir savaş. Sazlıdere ise temelde Bizans ve yanında az da olsa Bulgar güçleri var. Bulgar güçleri var ama yani diğer savaşlar gibi kompleks bir yapı değil. O yüzden Salsıdere ve Çirmen ayrı değerlendirilir. Sırf Sındı ile başlayan süreç mesela Kosova az sonra yine Yıldırım Bayezid'den Nibol'u hatırlarsınız. 2. Murat'ta Varna ve 2. Kosova savaşları bu 5 büyük savaş daha çok haçlı diye kabul edilmekte. Bilmiyorum farkı az da olsa izah edebildim mi? Sizler Sırsındığı ve 1. Kosova özellikle murat diye hatırlayınız. Kosova'ya, 1. Kosova'ya bir parantez açmak lazım. Muhtemelen biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin modern ateşli silahlar bağlamında İlk defa top kullanlı savaştır birinci Kosova Savaşı. Çok çetin bir savaştır, çok çetin bir savaştır. Macarlar önderliğinde büyük bir Haçlı ordusu ile biz Kosova'da karşı karşıya geleceğiz. Hatta birinci Murat bu Birleşik Haçlı ordusuna karşı Anadolu'daki beyliklerden yardım isteyecek. Germiyanmış, Saruhanmış, Menteşe'miş, Candar falan Osmanlı'ya askeri destekte bulunacak. Yani bir anlamda birinci Kosova Birleşik Hristiyan unsurlarıyla Birleşik İslam unsurlarının bir savaşıdır. O yüzden bayağı Balkanlar tarihinde çetin bir savaştır. Bu savaşta 1. Murat Tüdavendiger Kosova'ya geldiği zaman siper alacak, meyze alacak. Ve ertesi gün savaş başlayacak. Savaş başlayacak ama o gün mesela 1. Murat Tüdavendiger kaynaklar öyle anlatıyor. Sabaha kadar uyumuyor o otağında, çadırımda. İşte dualar okuyor, Kur'an okuyor, ibadet ediyor ve sabah namazı mütakip ellerini göğe kaldırarak böyle hıçkıra hıçkıra ağlayarak yalvarıyor Yaradan'a. Ya Rabbi işte burada İslam askerine... Osmanlı askerine yardım eyle. Bizim yüzümüzü kara çıkarma. Bizlere şehadet gazilik nasip eyle. Şu aciz kuluna da şehadet nasip eyle diyerek birinci Murat şehitlik makamını talep ediyor Kosova meydanında. Arkasından Günün ışıması ile beraber Kosova'da savaş başlayacak. Çok çetin bir savaş. Ve çok şükür Kosova Savaşı'nı Osmanlı kazanacak. Osmanlı kazanacak. Akşama kalmadan Haçlı ordusu dağıtılacak. Hatta Yıldırım Bayezid falan Şehzadeler falan da burada Haçlı'nın peşinden kovalayacaklar. O esnada da hatırlarsın bilirsiniz muhtemelen. Birinci Murat filmlerden de görürsünüz. Dizilerden de görürsünüz. Savaşı kazanan bir komutan bir hükümdar savaş meydanı dolaşır şöyle savaşın bir etkisini anmak hissetmek için. Bu amaçla Murat Hüdavendi ya savaş meydanına dolaşacak yanında kurmalar var beyler komutanlar var. O esnada bir e, sırf askerinin soylu olduğu anlaşılıyor nereden kıyafetlerinden. Bir sır solüsü minoş 13 bir elemanmış yaralanmış böyle işte inliyor ıkınıyor falan filan anlıyor Murat Hüdavendi gel su istiyor. Yanında bir sürü insan var ya şuna bir su verin kardeşim diyebilir artık yani bilemiyorum yani ecel mi çağırıyor ecel mi çekiyor. Murat kendi eliyle bu e su veriyor. Su içerek yüzüne biraz kan gelen Miloş Obliç o esnada Murat Hüdavendigar hançerini takıyor. Aldı o hançer darbesi Murat Hüdavendigar hava kararmadan şehadet şerbetini içiyor. Tabi Miloş Obliç orada paramparça ediliyor. Paramparça ediliyor ama bugün hala mesela Sırbistan'a gideyim. Miloş'u bir kahraman olarak anlatmakta Sırplar değerli kardeşler. Benim gözümde ise sadece ve sadece nankör bir şerefsizdir. Kendine el veren, kendine su veren, kendine yardım eden bir insanı hançerlemeyi ben kahramanlık olarak kabul etmiyorum arkadaşım. Murat Hüda Vendikar, er. Bu şekilde savaş meydanında rahmetli olacak, şehit olacak ve Osmanlı tarihinde de biliyorsunuz tek örnek olacak. Tek örnek. Savaş meydanı şehit olan bir anlamda doğası kabul olan makbul bir insanmış bakınız. Birinci Murat Yüdavendigar hayırla rahmetle anacağımız padişahlarımızın başlarında gelmekte bence Murat Yüdavendigar. Canlar Birinci Murat bu şekilde e, Balkanlarda ağırlıkla uğraşırken tabi Anadolu'da beyliklerle mücadele etme çok tercih etmez. Aynı anda iki cephede savaşmak çok akıl kârı değil. Ama bir şekilde karşısına çıkan fırsatları da değerlendirecektir. Mesela hatırlarsanız beylikleri konuşurken anmıştık. Gelmeyen oğullarımdan çeyiz yoluyla toprak elde edeceğiz. Kütahya... Emet Simav bölgesi mesela Hamitoğullarından da parayla satın alma yoluyla Isparta ve göller yöresi Osmanlı topraklarının katılacak çeyiz ve satın alma Murat Hüdavendiger zamanında hatırlansın. Onun işte dert eyle maaşilerden Ankara alınmış, Karamanoğulları Frank yazı savaşı yapılmış burada çok dert etmeni istemiyorum değerli kardeşlerim. Birinci Murat Hüdavendigar'la ilgili olarak teşkilatlanmaya bakmak lazım hemen. Evet, canlar, canlar. Birinci Murat Hüdavendigar döneminde ağırlıklı Balkanlarda yapılan bir mücadele var. Ve Balkanlarda bir toprak genişlemesi söz konusu tabii ki. Yani sınırlar genişliyor. Sınırlar genişliyorsa kardeşim, sınırlar genişliyorsa o zaman ne yapacağız? Teşkilatlanacağız. Ya yeni kurumlar oluşturacağız ya mevcut kurumları geliştireceğiz. Mesela divanı az önce Orhan Bey kurmuştu. O divanda vezirlerden birisini sadrazam atayan Murat Hüdavendikir olacak. Yine Maliye Bakanı dediğimiz defterdarlığı Murat kuracak. Yine Adalet Bakanı, Eğitim ve Kültür Bakanı dediğimiz kazaskerlik makamını Murat Hüdavendigar kuracak değerli arkadaşlar. Sakın burada ilk defterdar kim, ilk sadrazam kim, ilk kazasker kim tarzı ıvır zıvırlarla uğraşmayın diyorum. Hoş zaten ilk kazaskerle ilk sadrazam aynı kişi çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa değerli arkadaşlar. Ama gerek yok. Bunlarla kafanızı bulandırmayın bence. Bunun yanında birinci Murat Tüdavendiger evet Balkanlarda toprakları genişliyor ya. Bakın Balkanlarda o yüzden ne yapacak bu adam? Balkanların yönetimini kolaylaştırmak için Beyler Beyliğini, Rumeli Beyler Beyliğini kuracak. Rumeli Beyler Beyliğini kurmuş olması Balkanlarda, Balkanlarda sınırların genişlediğinin açık bir göstergesi olacaktır. Yine Murat birlikte özellikle özellikle tımar hadi neyse derim ben. Özellikle devşirme sistemine dikkat diyorum ama buna dikkat bak. Bunun detayını kültüre konuşacağız sizlerle. Hoş. Bunu zaten biliyorsunuz bence. Türk İslam tarihinde gulam diye anmıştı gulam sistemi. Onun Osmanlı versiyondur devşirme veya pencik. Pencik. Devşirmele pençik arasında ise ufak bir nüans farkı vardır arkadaşlar. Birinci Murat'ın öncelik uyguladığı aslında pençiktir. Pençiktir. Penç. Beş demektir. Savaşlarda alınan esirlerin beşte biri, beşte biri pençik sistemi kapsamında kullanılmakta. Ne yapıyoruz yani bunlara? Türkçeyi öğreteceğiz. İslam'ı öğreteceğiz. Arkasından bunları acemi oğlanlar ocağında yetiştirip buradaki eğitime binan Yeniçeri ocağında yani Kapıkulu ordusunda asker olarak kullanacağız. Murat'ın yaptığı bu. Savaşlardan esirleri kullanmakta. Devşirme aslında aynı mantık ama bir fark var. Bir fark var devşirmede tamam mı? Bir nüans farkı var. Yani bunu sana sorgulamayacaklar ama işte ne bileyim anlatıyorum sosyal medya çıkacak karşıda diye. Devşirme aslında bu sistemdir ama bir insan kaynağı bakımından bir fark vardır. Devşirmede gayrimüslimler azınlık çocuklarımız kullanacak. Ülkemizde devletimizde yaşayan Ermeniler Rumlar konuşacağız detayını daha sonra. Benim ülkemdeki vatandaşlar azınlıklar kullanılacak devşirmede. Böyle bir nüans farkı var sadece. Pençik'te savaşlarda onlar esirler Türkçe öğretilecek. Müslümanlaştırılacak, Acemi olanlar ve Yençer Hocam da asker olarak kullanılacak. Devşirme ise aynı mantık sadece insan kaynağı kendi vatandaşım olan gayrimüslimlerin çocuklarını alacağım. Onlara Türkçeyi ve İslam'ı öğreteceğim. Peki hocam bu nüans farkına neden ihtiyaç duyuldu? Pençi 1. Murat uyguluyor. Esir alıyor çünkü 1. Murat. Yıldırım Bayezid Nibol'dan sonra mesela Balkanlar'da esir oluyor. Kullanıyor ama Yıldırım'dan sonra Ankara Savaşı'ndan sonra bakacağız biraz sonra o meşhur Fetret var ya Fetret ve Çelebi Mehmet o dönemde Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da ilerlemesi duruyor. Balkanlar'da faaliyetler durunca esir alamayacağız ve sistem tıkanacak ve o yüzden Çelebi Mehmet de beraber kendi vatandaşımız olan gayrimüslimler azınlıklar kullanmaya başlayacak devşirme sistemi çerçevesinde canlılar. Bilemiyorum aradaki nüansı izah edebildim mi? Kulak dolgunluğu olsun bu sistemlerin farkını veya mantığını kültürde biraz daha detaylı kullanacağız. Birinci Murat'ta ilgili ben sizden bu kapsamda Pençik adıyla devşirmenin uygulanmasını. Yeniçer Ocağı'nı Kapıkulu Ordusu'na hatırlamanızı isteyeceğim. Hakeza mesela topu burada kullandıysa ilk defa topçu ocağı diyebiliriz Hakeza burada. Sadrazamlık, defterdarlık, kazasker makamları önemlidir dikkat edin buna. Kosova'ya ve Sırsı'nda lütfen dikkat edin diyorum. Birinci Murat Hüdavendigar'la ilgili olarak değerli kardeşlerim. Evet canlar. Birinci Murat'ın Kosova Ovası'nda şehit olmasıyla hemen orada düzenlenecek olan bir cülusla, bir cülusla, bir biatla cülus törenin arkadaşlarım birinci Bayezid'in tahta çıktığını göreceğiz ki kültürde anacağız yine o cülus bahşişinde o esnada Kosova Ovası'nda kim dağıtacak? Birinci Bayezid dağıtacak parantez içerisinde. Canlar Birinci Bayezid adam. Adam. Sevdiğimiz action tiplerden birisi Osmanlı tarihinde. Son derece seri kararlar alabilen, hızlı hareket edebilen bir isim. O yüzden Yıldırım Mahlası ile anılan bir zat-ı muhterem Yıldırım Bayezid arkadaşlar. Yıldırım Bayezid döneminde ben sizden birkaç temel kavram isteyeceğim. Bunlardan birisi İstanbul. Evet bu adam İstanbul sevdalısı. İstanbul sevdalısı az daha biz Fatih unvanlı Bayezid'e verecektik. Fatih Yıldırım Bayezid Han Hazretleri diyecektik. Adam 10 yıla yakın İstanbul kuşatacak. Az daha alacaktı o İstanbul'u ama maalesef Nibolu Savaşı'yla birinci kuşatmayı kaldırmak zorunda kalacak. Arkasından kaldığı yerden devam edecek. Ankara Savaşı nedeniyle bir kez daha kuşatmayı kaldırmak zorunda kalacaktır. İstanbul sevdalısı bir isim, birinci Bayezid. Bunun yanında, bunun yanında Yıldırım Bayezid babası gibi Anadolu'da yok çeyizse, yok toprak satın almayla bunlara uğraşmayacak. Adam deli dolu. 190'larda bir dalacak Ege'ye Saruhan, Aydın, Menteşe, kayınpederi Germiyan, Karaman, Candar, abi ta Fırat'a kadar, Doğu'ya kadar bütün beylikleri temizleyecek 10 yılda Osmanlı tarihinde ilk kez Anadolu Türk siyasi birliğini sağlayan bir isim olacaktır. Bunu da Yıldırım'la hatırlayacaksın canım. Yanımda Nibolu Savaşı lütfen lütfen 3. Haçlı Savaşı oldu bakın sırsındı 1. Kosova ve Nibolu Osmanlı'yı Türkleri Balkanlardan atmak amacıyla bir kez daha Haçlı çıkacak karşımıza. Bununla beraber Haçlı Savaşı'nda lütfen Bizans parmağını unutmayınız kuşatma altındaki. İstanbul, Bizans, Haçlı dünyasını bize karşı harekete geçirecektir. İşte o gelen Haçlı ordusunu Bulgaristan'da Nibolu Kalesi önlerinde Yıldırım Bayezid pert edecek. Çok büyük bir zafere imza atacak Yıldırım Bayezid. Bütün İslam alemini sevince boğacak. Mısır'da Memlükler yanında oturan Abbas halifesi dahi kayıtsız kalamayacak ve Yıldırım Bayezid'e tebriklerini sunmak için elçi heyeti gönderecek. Hediyeler gönderecek Abbas halifesi. O gelen hediyeler içerisinde o gelen hediyeler içerisinde en değerlisi sultanı İklimi Rum unvanı. Yani Anadolu sultanı Rum, Rum iklimi, Rum diyar, Rum coğrafyası Anadolu'dur Arap dünyasında 1500'lere kadar. O yüzden buradaki Rum'u Rum eli Balkanlar diye algılama bu ünvan Anadolu Sultanı demektir ki aslında bu ünvanla ne oluyor biliyor musunuz? Yıldırım Bayezid'in Anadolu beyliklerini ortadan kaldırması, Anadolu'ya hakim olmasını İslam aleminin bir numaralı dinsel otoritesi Halife Hazretleri tanıyor. Osmanlı'nın Anadolu hakimiyeti meşruiyet kazanıyor kardeşim beylikler nezdinde. O yüzden bu ünvan önemli Allah aşkına. Mübarek Perşembe akşamı Allah adı katıyorum çarpılısınız. Sultanı iklimi Rum bilinecek canım. O kadar. Evet yanında Yıldırım Bayezid Timur Ankara Savaşı. Buna Timur İmparatorluğunu konuşurken bir gönderme yapmıştık hatırlarsanız arkadaşlar. Ya savaşın nedenleri falan çok takılmayın. Hatırlarsınız zaten. Böyle ıvır zıvır geyikler var. Yok efendim Yıldırım Bayezid'in önünden kaçan Anadolu beyleri Timur'a sığınmışlar. Timur'u Yıldırım'a karşı kışkırtmışlar. Timur'un önünden kaçan kara koyunu celayen hükümdarları Yıldırım'a sığınmış, Yıldırım'ı Timur'a karşı kışkırtmışlar. Karşılıklı hakaretleşmeye varabilen mektuplaşmalar falan filan varmış. Timur Çin sefer öncesinde arkasında bir güç bırakmak istemiyormuş. Evet hepsi bir etkendir belki ama işin aslını biliyor musunuz? Bir ipte iki cambaz oynamaz oynamadı da zaten. Biri Batı Türklüğü'nün manyak ismi Yıldırım Bayezid. Diğeri Doğu Türklüğü'nün manyak ismi Timur. İki büyük hükümdar, iki cihan hakimiyeti peşinde koşan iki bahadır Ankara Savaşı'nda karşı karşıya gelecek. Ve maalesef Osmanlı açısından baktığımızda bu savaşı Yıldırım Bayezid kaybedecek. Hatta ve hatta esir düşecek biliyorsunuz. Bir yıl kadar Timur'un yanında Yıldırım Bayezid esir kalıyor. Hatta biliyorsunuz o esaret esnasında ahmet doluyor. Hatta işte anlatılır. Yıldırım Bayezid niye öldü orada? Efendime söyleyeyim, delikanlı bir adam mı Yıldırım? Yediremiyor esareti, kahrından üzüntüsünden ölüyor diyor bir rivayet. Bir başka rivayet, delikanlı adam yüzündeki zehiri çekiyor intihar ediyor bir başka rivayet. Gerçek öldü. Ne ya öldü yani ne bileyim abi yani otopsi yapamadık yahu. Otopsi yapamadık yani bunlar yersiz anlamsız geyikler bende. Çok merak eden var ise öbür tarafta Yıldırım'a sorarlar. Sen nasıl öldün ey Yıldırım? Abi öldü. Onun ölümü Ankara Savaşı'nı kaybetmiş olmamız Osmanlı biliyorsunuz bir fetrete, bir kaosa sürükleyecek. İşte o kaotik ortamda Anadolu'da Yıldırım Bayezid'in, Yıldırım Bayezid'in ele geçirdi beylikler. Yeniden kurulacak. Siz var ya siz. Sizinkiler var ya sizinkiler. Osmanlı'yı ilk fırsatça çelme takacaklar. Ama bizimkiler vallaha kare o katik günlerde dahi Osmanlı'ya karşı isyan etmiyor. Bizimle beraber Eratna Beyliği de Osmanlı'ya sonuna kadar bağlı kalacak ama germi yanmış, aydınmış, saruhanmış, karamanmış, cantarmış alayı Osmanlı'yı bu zor gününde arkasından vuracaklar. O yüzden... Balıkesirli olmaktan gurur duyuyorum kardeş. O kusallı topraklar Balıkesir'in, Balıkesir'in, Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliye'nin merkezi o Balıkesir'in bu zor günlerde Osmanlı'nın yanında durdu. Sizinkiler Osmanlı'yı sattı. Bilemiyorum Eskişehirli varsa. Kütahyalı varsa, Saruhanlı, Aydınlı, Konyalı, Karamanlı varsa selam olsun onları canım. Selam olsun. Kardeş, Ankara Savaşı bu alanda biliyorsunuz Fetret'e neden olacak? Fetret'e bakacağız şimdi. Rahmetli olan Yıldırım Bayezid'e ilgili birkaç teşkilatta mı, birkaç teşkilatta mı? evet adam... Anadolu'ya hakim olmuş az değil mi? Anadolu'da topraklar genişledi. O yüzden Anadolu Beyler Beyliği'ni kuracak yıldırım Bayazıt. Yok efendim Gelibolu'da tersane. Yok efendim Anadolu Hisarı. Geç. Anadolu Beyler Beyliği. Hatta şuraya kısa bir soru yazacağım bak. Canlar canlar. Soru. Birinci Murat Rumeli Beyler Beyliği'ni kurdu. Bak soru bak soru. Yıldırım, Yıldırım Anadolu Beyler Beyliğini kurdu. Buna göre, buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hangisi söylenebilir? A A Anadolu'da genişleme olmuştur. B Rumeli'de fetihler yaşanmıştır. C. C. Genişleme yönünde teşkilatlanma olmuştur. Açtım yorumu. A. B. C. A. B. C. Birinci Murat Rumeli Beyler kurmuş. Yıldırım Anadolu Beyler kurmuş. Bu neyin göstergesi olabilir? A. Anadolu'da genişleme olmuş, B Rumeli'de genişleme olmuş, C genişleme yönünde teşkilattan mı olmuş? Ne diyorsunuz? Aferin size, aferin size. Klasik bir ÖSYM soru tarzı. Yani burada soru önemli değil. Adem'e Meryem, Adem'e, Adem'e yapma. Adem'e bana Meryem, Adem'e bak. Kapatıyorum yorumu. Kapatıyorum yorumu. Canlar, canlar. ÖSYM bize birden fazla bilgi verirse yeşillik olsun diye vermez. Bir bilgiye bakarak cevap vermeyin. Böyle bir durumda bu bilgilerin ortak noktasını yakalayıp ona göre cevap verim. ÖSYM size yeşillik olsun diye bilgi vermez arkadaşım. Bunu da unutma diyorum. Aklınızda bulunsun değerli kardeşlerim. Evet canlar. Yıldırım bayılsın ölümü. Ve Ankara Savaşı ile beraber... Malum haliniz bir fetret devriyle karşı karşıya kalacak Osmanlı Devleti. 1402-1413 bandında Yıldırım'ın dört bebesi. Takım esimlere Musa Çelebi, İsa Çelebi, Süleyman Çelebi, Mehmet Çelebi. Biri Bursa'da padişahım diyor. Biri Amasya'da hadi ben padişahım diyor. Öbürü Edirne'de hadi lan ben padişahım diyor. Dört birader Kardeş kardeş birbirine giriyor. Ülke hanedanım ortak malıdır anlayışının bir sonucu. Tabii kardeş kavgası olduğu bir ortamda batakilerleme tabii ki duracaktır. İstanbul sevdasından vazgeçmek zorunda kalacağım. İstanbul'u fethi 50 yıl gecikecek maalesef ki. Bu arada Bu arada canım... Canım. Canım. Hani sizinkiler sizinkiler var ya sizinkiler. Bu zor dönemde Osmanlı'yı arkadan vurdular. isyan ettiler ya. Anadolu Türk siyasi bile dağıldı ya. Bak 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 bak. Balkanlarda ise isyan çıkmamış. Elin gavur Osmanlı'ya ihanet etmemiş. Ha! Ha! Sizinkiler Osmanlı'yı sattı. Rumeli'de, Balkanlardaki gayrimüslimler, Bulgarlar, Rumlar, Osmanlı isyan etmiyor abicim. Batılı tarihçiler anlayamıyor bunu. Oğlum manyak mısınız siz? Müthiş bir fırsat. Osmanlı yıkıldı yıkılacak. Basın isyanı. Kurun kendi devletinizi. Bu kadar, bu kadar. Ama adamlar o kadar memnun ki istimaletten, adaletten, hoşgörüden. O yüzden isyan etmiyorlar. Bakın bu gerçekten geyik bir tarafa çok değerli bir bilgidir. Benim kültürüm, benim uygarlığım açısından. Gerçekten muazzam bir fırsat. Ama adamlar, gayrimüslimler yönetimden memnun olmaları hasabıyla Osmanlı'ya yanlış yapmayacaklar değerli kardeşlerim. Heyecanlar. Yani fetret bu. Kargaşa, kaos, tat kavgası anlamında bir süreç. Bu sürece noktayı koyan Osmanlı'yı uçurumun kenarından alan ise kimdir? Çelebi Mehmet. Çelebi Mehmet değerli arkadaşlar. Canlar. Canlar. Yengeniz dürttü. Onu almam gerekiyormuş tamam mı? Ben müsaade istedim burada ya pardon. Saat 13'e konmuş zaten. Birinci Mehmet ile birinci Mehmet ile Murat'ı e 15-20 dakika bir dahaki ders konuşalım. Arkasından yükselmeyle Fatih Sultan Mehmet Han'la İstanbul'un fethiyle önümüzdeki hafta devam edelim arkadaşlarım. Yavuz Sultan Selimi konuşacağız. Benim en sevdiğim padişahtır. En sevdiğim padişah. Şekilde değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. Müsaade istiyorum ben şu an. Evet, evet. Bugün Yorum açıyorum. Konuştuklarımızla ilgili kardeşler. Osmanlı'yı kurduk. Vatana memlekete hayırlı olsun. Osmanlı'nın kısa sürede büyüme nedenlerini konuştuk. Osman Bey, Orhan Bey bugünün en değerlisi, en önemlisi Orhan Bey dikkat edin diyorum. Yanında birinci Murat Hüdaven arkadaşlarım, kardeşlerim. Ve Yıldırım'la Fetret'i andık. Haftaya Çelebi Mehmet'le yola devam edelim arkadaşlarım. Akabinde 2. Murat Fatih 2. Bayazıt konuşulmuş gibi yapacağız. Yavuz Kanun ile haftaya muhtemelen yükselmeyi nihayete erdiririz diyorum. KPSS 2020 Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. İdeal tarihi farklı bir kitap oldu. Ee, çok güzel dönükler alıyorum ben. Sizden de çok Allah razı olsun diyorum ben. Dönükleri paylaşmış olmanız çok değerli. Sizlerin verdiği dönükler bizlere şekil vermekte, şekillendirmekte, daha iyiye ulaşma yolunda bizlere feyiz vermekte arkadaşlar. O yüzden olumlu olumsuz dönükleriniz çok daha değerli. Sinan ben kadın adını anmadım ki burada. Onu nereden çıkardım? Fırat'a kadar aşağı Yıldırım Bayezid gidecek. dulkadir anmadım zaten. En son noktayı Anadolu Türk siyasi bir bağlamda ee, söyle. Yavuz Sultan Selim benim adamım koyacak. Benim adamım koyacak inşallah tamam mı? Yayını kaybetmekteyim. Ah soru çözümü değil mi? Ee, İbrahim Beyter hocamla bir problem olmuştu. Ben ona bir hatırlatayım arkadaş. Ona bir hatır ...ilk hatırlattınız. Ona bir hatırlatayım. Burcu'nun perşembe akşamları ders yapıyoruz biz. Perşembe akşamları ders yapıyoruz. Aa, Bakırhan, Bekirhan, Bekirhan herhalde. Bakırhan diyorum ya. Bekirhan'dır herhalde. Valla konu günü kitabımızla, konu günü kitabımızla söyle ideal tarih arasında yöntem farkı var. Bir de konu günü 2018 kitabıydı. Güncellemeler içerisinde mevcut değil. O yüzden 2019 güncellemesinin içinde bulunduğu ideal tarih ve şematik görsel olması bile ideal tarih tercih edilebilir. Takdir sizlerin. Canım hocam o siyasi birliği ilk defa sağlayan Sinan evet Yıldırım Bayezid'tir ama bu tamamen Anadolu'ya hakim olduğu anlamında değildir. Güneydoğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu dışarıda kalmakta büyük ölçüde Anadolu'ya hakim olduğu için Türk siyasi bilini sağlayan ilk isim diye Yıldırım Bayezid'i anmaktayız. Aa, yağmur, Burba, Yağmur, Babür O devşirme olayını kültüre bırakalım mı? O detayı orada vereceğiz Yakışıklı, sağlam, benim gibi tipler falan kahretsin O kültüre bırakalım istersen Tamam şu an sadece devşirme pençeyi insan kaynağı olarak fark olduğunu hatırla Pençik esirlerden ee, devşirme ise gayrimüslim azınlıklardan seçilmedi tamam? Eyvallah eyvallah Peki ben müsaade istiyorum. Yengem bekliyor. Yengem bekliyor. Hanımcılık her daim kazanacaktır bilginize. Bilginize tamam mı? E, Bakırhan'mış ya. <laughs> Bekirhan dedim ben. İlk Bakırhan çıktı. <laughs> Bakırhan'mış. Çok ilginç ve güzel bir ama böyle sert, sağlam bir isim, sağlam bir e, beden ve karakter bende çağrıştırdı Bakırhan kardeşim. Selamlar diyorum, selamlar diyorum. Peki. Haydi selamlar, kesirme serken görüşmek üzere kardeşim. Ben kaçtım. Ben kaçtım. Haydi iyi akşamlar diyorum. Seviyorum sizleri gençler. Haydi bakalım Allah'a emanet. Bakırhan unutmayacağım bunu. Unutmayacağım bunu Bakırhan. Güzel. Hadi bakalım. <laughs> Hadi iyi geceler. Allah'a emanet olun bakalım.